Merhabalar, hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar. Buyurun efendim. Merhabalar. Buyurun. Hayırlı akşamlar. Teşekkür Teşekkür ederim ediyoruz. hocam. Sağ olun. Benim bir sorum var. Tam akşam ezanı okunacak 10 dakika var. Evet. Ben saate yanlış bakaraktan bir yudum su aldım. Güya orucumu açacaktım. Sonra baktım ki saat, tekrar baktım. Saat 10 dakika var. Bozuldu mu hocam orucum? 10 dakika kala. Efendim, tekrar gününe gün tutsun bu kardeşimiz. Tedbiren. Evet. Gününe gün tutsun. Farkında olmadan iftar evet. oldu zannettiniz ve 10 dakika kala su içtiniz. Evet. Orucunuzu açtınız. Hocam da diyor ki tedbiren Ramazan'dan sonra gününe gün tutmasında fayda var diyor. Teşekkür ediyoruz seyircimize. WhatsApp hattımıza gelen mesajlar. Mehmet Çetin yazmışlar. Artvin Yusuf elinden selamlar. Necmettin hocama hürmet edelim. Ellerinden öperim. Validemiz bir hatim bitirmişler. Bu akşam hocam duasını yaparsa mutlu oluruz diyorlar. İnşallah yapalım. Hocamıza vekalet. Evet. Allah razı olsun. Ne güzel. Hatim duası inşallah. Rabbim kabul buyursun. Amin. Evet efendim. Nide'den Rıdvan Bey izliyorlarmış. Nide'ye de selam edelim. Konya bizi izliyor şu anda. Konya'ya da selamlar. Bulunduğunuz köyleri, kasabaları, şehirleri yazın. İnşallah selamlaşalım sevgili izleyenler. Video sorumuz var. İzleyelim. Biz 3 aylarda oruç tutuyoruz. Ödenmedik oruçlarımız var. Bunların yerine geçebilir mi? Tuttuğumuz oruçlar. Akşamdan niyeti olur mu Ramazan'da oruca? Evet. Efendim yani 3 aylardaki tuttuğumuz oruca eğer Ramazan'da tutamadığım orucun kazası diye niyetlenirsek gayet güzel olur. Olur. Yani ama kaza orucu diye niyetlenmemiz lazım. Ha, niyet önemli orada. Tabii. 3 aylarda niyetlenir. Hocam ikisi için niyet edemeyiz öyle efendim, mi? Efendim ya bir taşta iki kuş olmaz yani. Olmaz. O farzdır. Bu nafiledir. Bunun sevabı ayrı, onun sevabı ayrı. Yani hem nafile olsun hem farz olsun o da olmaz. Olmaz. Işte. Tek niyet olacak diyor hocam. Evet. Ya Ramazan'da tutamadığımız oruçlara niyet edeceğiz. Ya da 3 aylara niyet ediyoruz. Doğru. Peki yine bir video sorumuz var. İzleyelim. Ramazanlar hocam. Biz Ege'liyiz. Otları çok seviyoruz. Doğadan topladığımız otlar, tarlalardan topladığımız otlar haram olur mu acaba? Başkasının tarlasından topluyoruz. Onu merak etmiştim. Teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Yani sahibinden müsaade alırsak helali hoş olur. Hiç kaygı olmaz. Hiç soru işareti olmaz. Her ihtimale karşı sahibinin müsaadesini, rızasını almak lazım. Teşekkür ediyoruz. Yine bir video sorumuz olacak. İzleyelim. Ben 8 yaşındayım. Oruç tuttum akşama kadar ama iğne vurulmak zorunda kaldım. Yani bozulur mu orucum? Güzel kızımızın orucu bozulmaz onunla yani. Peki hocam büyükler için? Ha, büyükler için yani besin amaçlı, gıda amaçlı bir iğne ise o orucu bozar. O yüzden onu iftardan sonraya bırakmak lazım. Hmm. Ama bir aşı gibi bir şey ise onların orucu bozmaz. Hocam diyelim ki işte oruçken rahatsızlandık. Bir ağrı kesici iğne yaptılar. İğne yaptırdık. O zaman ne olur mesela? Her ihtimale karşı gününe gün tutmalı. Ama 61 olmaz değil mi? Bir kere 61 olma o kesin. Evet. O kesin. Her ihtimale karşı gününe gün diyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.